Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben sizin en sevdiğiniz falcınız Nur, Divine Light. Bugün aşk hayatınızla ilgili bir okuma yapacağız. Bakalım sevgiliniz veya aşk hayatınız nasıl gidiyor? Lütfen izledikten sonra aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Sizi en çok ne kendinize bağlaştırdınız, neyi beğendiniz ve nasıl bir neler okuma, ne okumaları yapmamı istersiniz? Bunları aşağıya söylerseniz eğer ona göre ben de sizin istediğiniz şeyler doğrultusunda okumalar yapabilirim. Bu arada %90'ınız da kanala üye olmamışsınız. Siz de üye olursanız eğer bu okumalara ihtiyacı olan diğer insanların da önüne çıkar. Onlara da yardımcı oluruz. Ve onlara da sevgimizi iletmiş oluruz. Şimdi bakalım okumaya başlayalım. Burada iki tane taşımız var. Bir tanesi gül quartz, rose quartz diye geçiyor. Diğeri de ametist. Bunlardan bir tanesini seçin ve bakalım hangisi size denk gelecek? Hangisi sizin şeyinizi, bugünkü falınızı belirleyecek? Şimdi gül quartz'ı seçtiyseniz eğer, rose quartz'ı, bu sevgi taşıdır zaten. Şöyle kenara koyalım. Bakalım şakra kartınız ne diyor? Şakra kartınız mavi kart geldi. Yani bu boğaz şakrası. Boğaz şakranızda belki tıkanıklıklar olabilir. Yani ilişkiniz içerisinde söylemek istediğiniz ama söyleyemediğiniz şeyler olabilir. Elektrikler kesildi sanırım. Böyle bir anda ışığım gitti. Ama ben yine devam edeceğim okumaya. Bakalım bir kutlamayı planlıyormuşsunuz. Yani söyleyemediğiniz şeyler olabilir. Belki ilişkinizde bazı şeyler vardı söylemek istediğiniz ama söyleyemediniz. Ondan dolayı da istediğiniz gibi gitmedi hiçbir şey. Ama bu kart diyor ki odaklanın. Kendinizi, kalbinize odaklayın. Ve bu boğazınızı bembeyaz ışıklarla temizlendiğini görün. Yani o zaman zaten kalbiniz açılacaktır ve gerçekten ne söylemek istiyorsanız sizin dilinize gelecektir. Dediğim gibi bir kutlama planlamışsınız ama istediğiniz gibi olmamış. Tekrar geldi ışıklarım. Bakalım ne olacak? Ama bu kutlama gerçekleşiyor. Yani istediğiniz gibi olmamış ama çok yakın zamanda siz bir zafer elde ediyorsunuz. Bir dakika, kartlarınız sırası karışmış. Ve böyle bir boğuşmalar içerisinde kalmışsınız. Belki insanlarla tartışmalar içerisine girmişsiniz. Belki istediğiniz kişiyi elde edememişsiniz. Veya istediğiniz şekilde bir ilişki yaratamamışsınız. Ama bu kutlama kartıdır. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle ve sevgilinizle hep birlikte. Yani bu bir düğün olabilir, bir nişan olabilir. Bir kutlama kesinlikle olacak. Ve bu İmparatorluk kartı da doğurganlığın simgesi. Belki de bir çocuk istiyorsunuz uzun süredir. Ve bunun yani mümkün olmadı. Ama bu İmparatorluk kartı bunun mümkün olacağını, çok yakın zamanda sizin hayatınıza geleceğinizi gösteriyor. Ve yeni romantik bir ay kartımızda yeni romantik bir döngünün başladığını söylüyor. Yani bu sizin kutlamanız da yeni bir ilişkinin kutlaması da olabilir bu arada. Siz bir feminen enerji olarak size bir teklifle gelecek olan birisi olabilir hayatınızda. Yani yeni bir şeylerin başlangıcını ifade ediyor. Siz birazcık kendinizi sıkmışsınız geçmişte ama böyle enerjiniz tıkanmış, kendinizi iyi hissetmemişsiniz. Fakat bu enerji de açılıyor ve gerçek aşk geliyor. Bu gerçek aşk kartının iki anlamı vardır. Birincisi size karşı duyulan aşk. Yani hayatınıza girecek olan insanın size karşı duyacağı büyük sevgiden bahseder. Ve sizin de kendinize duyduğunuz sevgiden bahseder. Yani iki anlamı vardır. Sen kendini sevdiğin sürece diğerleri de seni o kadar sevebilir. Yani eğer kendinize iyi davranmadığınız, kendinize sevgi vermediğiniz, kendinize haksız gördüğünüz, değersiz gördüğünüz yerler varsa bunları iyileştirmeniz gerekir. Yani aynanın karşısına geçip ben seni seviyorum. Öncelikle ben seni seviyorum diyebilmeniz gerekir. Kendi kendimizin annesi, babası, seven insanı olduktan sonra gerçek sevgiyi hayatımıza çekeceğimizin de bir sembolüdür bu kart. Ve hayal edin diyor. Yani hayal edin şu. Günlük olarak aklınızdan ne geçiyorsa bunu hayatınıza çekiyorsunuz. Eğer sizin istediğiniz sevgi dolu bir ilişki ise bu ilişkiyi hayatınıza çekmek için ilk önce hayal etmeniz lazım. Bunu hayal ettiğiniz zaman hayatınıza çekeceksiniz. Onun için de hayal edin, gözünüzü açın, etrafınıza bakın, ne istediğinizi görün ve buna karar verin. Bakalım bir uğurlu harflerden de çekelim size. Okay, bir sürü geldi ama yumuşak G geldi arkadaşlar. Bunu G olarak da yorumlayabilirsiniz. G, T, M, E, Z ve D. Bunlar sizin hayatınıza girecek olan kişinin adında, soyadında, mesleğinde yer alan harfler olabilirler. Yani bunlar da uğurlu harfleriniz. Hayal edin, kendinize sevgi verin ve bu şekilde de kendi istediğiniz güzel ilişkiyi ve güzellikleri yaratacağınıza emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma üye olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve mükemmel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Merhaba Ametist grubu.
Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bakalım sizin falınızda bugün ne var, aşk falınızda? Şakra kartlarından altın kart çıkmış. Altın kart şakralarınızın bütün hepsine uyumlu olduğunu gösterir. Yani isteklerinizi yaratmak için çok yakında, yani çok enerjiniz uyumlu ve çok yakında da istedikleriniz her şey gerçekleşmeye başlayacak. Yavaş yavaş sonuç görmeye başlayacaksınız. Bunları yine ters koymuşum. Bir para kraliçesi çıktı. Bu toprak grubu bir kadını ifade eder. Toprak grubu Oğlak, Boğa ve Başak burçlarıdır. Yani bu siz olabilirsiniz. Bu ayrıca anlamı aile ortamı, böyle kendi nasıl denir, yerleşik bir hayat, mutlu, huzurlu, ailevi bir ortamın kurulduğu ve kurulacağı anlamına da geliyor. Ama birazcık şüphelerin olduğu bir durumdayız. Yani kılıç dokuzusu burada. Yani böyle bir şey istiyorsunuz, yaratıyorsunuz ama bir yandan da şüphe ediyorsunuz. Ben bunu hak ediyor muyum, ben doğru mu yapıyorum diye. Kendinize inanmıyorsunuz ama bir yandan da otoritenizi de koruyorsunuz tabii ki. Diyorsunuz ki tamam, kuruyorum, inanmıyorum ama yine de yapmaya da devam ediyorsunuz. Fakat para yedilisi ters gelmiş. Yani kendinizi başarısız hissediyorsunuz burada. Ben yeterince yapamıyorum, elimden geleni yapmadım. Daha çok yapmam lazım diye kendi kendinize, belki bir ilişki içerisinde bir insana çok fazla emek veriyorsunuz, karşılığını alamadığınız için de çok 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 üzülüyorsunuz. Bu yıkıyor sizi. Ama birazcık zamana bıraktığınız zaman, zaten burada değnek şövalyesi var, yani ateş grubu bir erkek olabilir bu, kadın da olabilir tabii ki. Ateş grupları da aslan, yay burcu ve koç burcu ateş gruplarıdır. Bunun yani, bu kişi hayatınıza böyle bakın atıyla atlıyor da olabilir, hemen geliyor da olabilir. Bir yeni başlangıçlarında habercisidir ateş grupları. Çünkü çok hızlı gelen yeni başlangıçlardır ve kupa dokuzusu da burada, bakın kabınız dolacak. Yani neyle uğraşıyorsunuz, ne istiyorsanız, hayatınızda yaratmak istediğiniz o ilişki, mükemmel ilişki size geliyor zaten. Ve hızla gelecek. Ama siz birazcık kendinize duyduğunuz şüpheyi bırakmanız lazım. Ve zaten ay kartınız onu soruyor. Neyi bırakmanız gerekiyor? Neyi bırakırsan, neden vazgeçirersen, hani kendine karşı şüphelerin mi, kendini yeterince sevmiyor musun, sevilmeyi değer olduğunu düşünmüyor musun? O aklındaki sorular, o şüpheler neyse, onu neyi bırakman gerekiyor ki bu istediğin sevgili sevgiyi ve aşkı elde edesin diye. Şimdi şeye geçtik, kehanet kartlarımıza. Bazı girişimlerde bulunmanız gerekecek ve bunlar size gelecek zaten. Bakın burada sarayınız, burada sarayınız hazır ve siz oraya doğru koşmaya başlayacaksınız. Kendinizden şüphe etmeyi bıraktığınız zaman zaten yoldasınız, koşuyorsunuz o saraya. O saraya ulaşabilmeniz için ilk önce işte kendinize, o kendinizde görmediğiniz yeteneklerin farkına varmanız lazım. Ona vardığınız zaman zaten evren yaratım kartıdır. Yani evrenin sizin yaratımlarınızı alıp size indirdiğini, dünyaya indirdiğini gösteren karttır. Yani istediklerin, yaratımlarınız zaten gerçekleşmiş durumdadır. Şu anda gerçekleşiyor ve dağ gibi de dağ kartı çıkmış burada Lenormand destemizden. Dağ kartı çıkmış. Yani bu çok büyük bir şey, yerleşme, büyüme, kendini stabil bir duruma getirme anlamına gelir. Yani gücün simgesidir. Ayrıca kitap kartı da bir şeyleri öğrenmeniz gerektiğini gösterir. Yeni bir eğitim olabilir, psikolojik destek olabilir. Yani almayı reddettiğiniz bir şey var burada. Yani sizin kendinizi geliştirmenizi sağlayacak, ilişkilere bakışınızı değiştirmenizi sağlayacak olan bir bilgi var. Ve bu bilgiye uzanıp almanız gerektiğini gösterir. Zaten şey kartımızda da burada, kahinin bilgeliğinde de yeni hayat çıkmış. Yani ilişkilerde yeni bir döngüye başlıyorsunuz artık. Bu eski şeylerinizi, eski ilişkileri yeni enerjiyle değiştiriyorsunuz. Yeni kış yerini bahara bırakıyor ve yeni güzel sevgi dolu ilişkileri sonunda yelken açmaya başlıyorsunuz. Onun için de geçmişteki şüpheleri bırakın, kendinize ağırlık veren şeyleri bırakın ve yeni hayatınızı kabullenin. Bunu almayı bildiğiniz zaman zaten bu sizin burnunuzun ucunda, kolaylıkla bunu görmeye başlayacaksınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenip paylaşıp üye olmayı unutmayalım. Ve daha fazla sizi istiyorsanız da lütfen varsa istekleriniz bir şeyler aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Okumalar, başka aklınıza gelen fikirler varsa benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. İyi günler.